orucun ne olduğunu, oruca nasıl baktığımızı gösteren bir hadisi şerif. Ee, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis e, hadisi şerifinde Ahmet'in rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki aleyhisselam Efendimiz oruç bir kalkandır. Kul onunla kendisini korur. Neye karşı kalkandır? Ayrıntılarda ortaya çıkacak bu. Şehvetin kabarmasına karşı, insanın dünya nimetlerine meyletmesine karşı, bünyenin aşırı hormonlanmasına karşı oruç bir kalkandır. Şeytana karşı bir kalkandır diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Neyi konuşuyoruz? Oruca hangi gözle bakarsak doğru tanımış oluruz onu konuşuyoruz. Hangi gözle oruca bakmamız gerekiyor? Bir kalkan gözüyle bakıyoruz. Bu kalkanlık şüphesiz şeytana karşı, işte bünyemizi istila edebilecek gıda fazlalığına karşı, nimet nankörlüğüne dünyayı dünyadaki bulunuş sebebimizi anlayamama hastalığına karşı ciddi bir kalkandır, korumadır. Hadis-i şerifi e hatırlıyor olmamız lazım. Aleyhissalatü vesselam efendimiz gençlere, e, genç dilkanlara e, tavsiyede bulunurken gücü yeten yani evlenmeye gücü yeten evlensin. Evlenemeyen de oruç tutsun buyuruyor. Demek ki insanın bünyesinde tabii bir şehvet ağırlığı var. İşte gençken. E, da delikanlıyken veya genç hanımken bu şehvet kabarıyor. Bunun resmi çaresi veya kesin çaresi evliliktir. Evlenirsin bu şehvetin sona erer. Evlenememe durumu da olabilir. A, B, C nedenlerinden bir tanesinden dolayı evlenmemek olabilir. Ama sen evlenmiyorsun diye şehvet de bu evlenmeyenden uzaklaşayım demiyor. Bilakis daha fazla sıkıştırıyor. Yani insanın içinin gaz dolu olması gibi bir şey. Gazı atamayan sürekli de gaz oluşturduğu zaman patlamak zorunda kalacağı gibi. Hadis-i Şerif o zaman oruç tutun buyuruyor. Oruç tutmak yani insanın şehvetine karşı bir kalkandır. Ama konumuzun birinci derecede bağlantısı olmamasına rağmen özellikle vurgulamak gerekiyor. Şimdi gençler Peygamber Aleyhisselam'ın karşısındalar. Evlenin diyor. Çare evlenmektir şehvete karşı. Evlenemiyoruz ve meşru bir özrümüz var. Evlenemiyoruz. Yani işte yetim bakıyorum filan filan sebep evlenemiyorum. Peygamber Aleyhisselam'a söylenebilecek özürler olacak bunlar ama. Okul bitmedi, diplomam yok. İş kurmadım gibi bir neden Peygamber Aleyhisselam'ın önüne mazeret olarak getirilemez tabii. Öyle bir mazeret Peygamber Aleyhisselam'a nasıl söylenecek? Peygamber Aleyhisselam'ın kabul edeceği özürlerden bir özürden dolayı evlenemedim. O zaman oruç tutun diyor. Buradaki oruç kendi başına şehveti engelleyen, insanı dizginleyen bir tılsın mı? Hayır. Oruç vücuda alınan gıda potansiyelini azaltacak. Dolayısıyla vücuda mesela 10 bin kalori girdiği bir zamanda oruçla bu 2 bin 3 bin kaloriye düşürüldüğünde tıpkı açken insan kolunu kaldırıp bir tenekeyi yerinden oynatmakta zorlandığı gibi gıdasızlıktan Şehvet de aynı şekilde sahibini, yani bulunduğu bünyeyi baskı altına alıp ezip geçemiyor bu sefer. Ama oruç tutuyoruz, sonra da kahvaltı olarak e, veyahut da sahur olarak yediğimiz şeyler ve iftar sofrasında yediğimiz şeyler, oruç tutmamış olsaydık yiyecekimizden 3 kat, 5 kat fazla oluyorsa Oruç bizim şehvetimizi patlatır o zaman. Şehvetimizi dizginlemesi gereken şey şehvetimizi kudurtmuş olur bizim. Bu sebeple mesela aleyhissalatü vesselam Efendimizin sadece bu tavsiyesini alıp yani aman ne olursunuz oruç tutun eğer evlenemiyorsanız tavsiyesini alıp ondan sonra da iftarda abur cubur çok yemeyin nasihatini almazsak hiçbir faydasını görmeyiz bu orucun. Oruç tuttuğumuz halde hala şehvet baskısından dolayı mümin kimliğimizi sorunlu yaşıyor olabiliriz. Onun için oruç tıpkı aleyhissalatü Efendimizin tuttuğu gibi ashab-ı kiramın tuttuğu gibi tutulduğunda şehvet kırıcıdır. Şehvet azaltıcıdır. Ama evlilik gibi şehvet sıfırlayıcı değildir. Öyle bir vaat yoktur ortada.